Merhabalar. 10 yıllık LoL'cuyum. Bugün ilk defa Dota 2 oynayacağım. Annem bana oğlum çık biraz da dışarıda oyna dedi. Ben de ROG Strix laptopumu kaptım ve dışarı Dota 2 oynamaya geldim. Üstelik herhangi bir laptop da değil bu. Kasası BMW mühendisleri tarafından tasarlanmış, içinde 9. nesil i7 işlemcisi ve RTX 2070 ekran kartıyla müthiş bir makine gerçekten. Üstelik dışarıda rahat rahat oyun oynayabilin diye parlama yapmayan 144 Hz monitörü de var. Oyuna geçmeden önce bahsetmek istediğim şöyle çok güzel bir teknolojisi var. Keystone teknolojisi diye, bu bilgisayarın rün parçası böyle. Ama ben bu rün parçasını kaybettim. Evet, özür dilerim Asus. Videoyla falan gösteririm size. Çok enteresan bir şey böyle. Bunu takıyorsun, bu laptopu tamamlıyor böyle. Oyun dosyalarınız yükleniyor. Gizli dosyalarınız açığa çıkıyor falan. Acayip tatlı bir şey. Şimdi gelin Dota keyfine varalım. Oyuna kör cahil girmeyeyim diye bir arkadaşımla buluştum. Mücahit sağ olsun bana biraz oyunu anlattı. Bir iki kahraman tavsiye etti. İlgimi çeken bir tane var. Onunla oyuna girmeye çalışacağım şimdi şuradan bakalım. Dota oyna. 1898 liralık kostüm. 1898 lira. Burada da 8 liraya var. Sanırım... Bu Steam'in genel açık market mantığı var. O da bazı fiyatları biraz coşturmuş gibi. 1800 lira ne abi? Ve ayrı ayrı alıyorsun kostümleri. Silah var, zırh var, sırtlık var. Şampiyonuna göre değişiyor anladığım kadarıyla. Mesela şu 954 lira. Şu üstüne bunu giymek istersen 950 lira. Benim üstümdeki şey 950 lira değil. Benim üstümdeki her şeyin toplamı 950 lira değil. Belli ki bu arkadaş pek popüler değil, bununki 80 kuruş çünkü. Abi biri sakız parası, biri araba parası, enteresan bir durummuş. 4088 liralık silah. Bak bak arkadaşlar, şu kılıç, bak bu gördüğün kılıç 4088 lira, tamam mı? Ben gerçeğini yaptırırım bunun 4088 liraya. Dotacı arkadaşım Mücahit bana Lion diye bir karakter önerdi. Zeka karakteri dedi. Lion. Yasaklı mı? Hayır. Ne? Bir kahraman yasaklamak için aday göster. Yok, ben aday göstermeyeyim, ben tanımıyorum. Başlamadan önce eşya alıyormuşuz. İksir ver. 20 saniye süren küçük mutlu bir ağaç dikebilmek için zemini hedefleyin. Neden ağaç dikiyorum? Ben item ver ya bana. Hareket hızımı. Neden? 246 altınım daha var. Ağaç yeme şeyi vardı. Bana keşke biri İngilizce yardım etse şu an ama herkes Rusça konuşuyor. Herkes çıkmasına rağmen beni oyuna soktu. Biz o zaman çıkıp bir maç daha aratıyorum. İlk defa oynuyorum. Eşya olarak ne almalıyım dedim. Git buradan kendini öldür şerefsiz dediler. Ben bu yumuşatılmış hali bu arada söylediklerim. Teşekkür ederim dotacılar. LoL'cüleri sevmediğinizi biliyorum ama bir tık sakin olabilir miyiz? Ağaç yeme itemini alayım. Arkadaşlar 1700 lira boşluğu olan var mı? Şu omuzluğu takmak istiyorum. 1700 lira ya. İnsanlar bana kendini öldür şerefsiz derken havalı görünebileyim diye. Oh, biri bana yardımcı oldu. Lain benimle yukarı gel dedi. Onunla yukarı gideceğim. Tamam. Bunu bilmek bile güzel gerçekten. En azından nereye gideceğimi bilmek çok önemli bir detay. Why not? Okey, Pokemon gibi kendi adını söyleyerek başladı şampiyon. Yukarı doğru gidiyorum. Grafikler beklediğimden güzelmiş açıkçası. Yani Dota şampiyonası falan izledim daha önce ama şimdi orada böyle savaşların içinde çok kaotik görünüyor. Beşlik çaktı, ben de beşlik çakacağım. Bu butonu görmüştüm. 60 saniyede bir beklik çıktı. Oley, beşlik çaktım ona. Şimdi o zaman Q ile başlıyorum. Q'm şöyle milleti havaya zıplatıyormuş. W milleti kurbağaya çeviriyor. E'mde el alemden mana çekiyor. Ultimde de ölüm parmağı diye bir şey var. Çok vuruyormuş. Sadece beni takip et dedi adam. Tamam. Aha burada dükkan var. Gizli dükkan dedikleri şey bu demek. Abi eşya dükkanı ne kadar çirkin. Çok affedersiniz ama böyle UI mı olur? Cık. Git. Kapan. Because I don't like to listen to other people so I mean... Susun. And then I may be followed. Nova'ya zıplatayım. Bana artistlik yapan adam dayak yedi. Beni takip et, ben çok iyi öğreteceğim sana dedi. Dayak yedi.
Ağaç yedi sonra da. Ağaç yedi, kanibalizm. Yaratıklarımız da ağaç. Bayağı ağaç sever bir oyunmuş bu. Bayağı menzilim var, güzel. Farmı ben mi alacağım, bu adam mı alacak? Ay, bir de Dota'da kendi minyonunu öldürmek gerekiyor değil mi? Bunlar XP almanız ne var? Kimse kusura bakmasın, ben öyle şeylerle uğraşamam. Ben rakibi dürtüp duruyorum ya, umarım doğru yapıyorumdur. Beynine Q çakayım da aklı başına gelsin. Bak nasıl ikisini birden zıplattım. Nasıl ikisini birden zıplattım ama. İksir. İksir. İksire tıklayıp sonra kendime tıklamam gerekiyormuş. Okey. Olur, tıklarım. Niye hala bir level'ız 6 asırdır? Level atladım, W'yu açtım, kurbağaya çevirdim. Ben Dota prosu muyum ya acaba? Bunca yıl Dota prosu muymuşum bilmeden. Double kill. İlk Dota oyunum, ilk double kill'im. Kolaydı. İnsanlar buna mı zor oyun diyor. Yok, şaka bir yana, bu arada çok karışık oyun ki. Nasıl geri dönüyoruz? B tuşu yok değil mi bu lanet oyunda? Mükemmel. Peki şurada... Mip 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 mip. Ne işe yarıyor bu? Bu dükkan değilmiş, dükkan sandım ben bunu. Böyle yürüyerek mi döneceğim eve? Ha, ışınlanma bıdısı. Tamam. Hah, söylediğin gibi yeni biri değilsin gibi görünüyor. Ama bu güzel bir şey gibi bir şey. Övdü yani adam beni. Peki ne alıyorum acaba? Popüler eşyalar. Blink Dagger. Uğraşamam bununla. Bu ne ya? Itemların simgeleri. Abi UI çok kötü ya. Ay, ben buradan nasıl item bulabilirim? Şu havaya zıplatma eşyasını önermişlerdi. Hepsini al. Bari çizme alsaydım değil mi, tüh. Geri ışınlanamıyorum. Işınlanmanın bekleme süresi varmış. Çok mantıklı. Tamam, bu geri dönmek çok mantıklı olmadı sanırım. Oyunu mu durduruyor? Evet, bir de böyle bir şey var Dota'da arkadaşlar. İsteyen oyunu durdurabiliyor böyle kafasına göre. Arada bir bana lanet olası LoL oyuncusu dediler. O sonra da oyunu başlattılar. Teşekkür ederim. Benim reis öldü. Ama biz de rakibi öldürdük. E'yi açayım, artık milletten mana içebilirim. Ağaç verin bana. Yedim mi şimdi bu ağacı? Niye canımda olmadan canım doluyordu ağaç yiyince? Az mı dolduruyor acaba? Bir tane daha yiyeyim. Reis, benim canım yok. Bir sakin dur ya. Bu, bizim ağaç da bayağı agresif çıktı. Zıplattım, kur bağladım. Vurdukça vuruyorum. Vurdukça vuruyorum. Ama bizim ağaç da öldü yine ya. Ben geri dönüyorum. Beni ışınlayın eve. Beni eve ışınlayın. Ayakkabı verin. De geri hızlı gidebilelim ya. B tuşu olmaması çok kötüymüş ya. Parayla dönüyorsun Beyza, böyle şey mi olur? Kendine tranquil butları al, okey. Şu arkadaşı kurbağa yapalım bir. Sonra havaya zıplatalım. Easy, tamam mı? Sonra bu adamdan kaçalım. Şimdi geri mi döneceğim bir daha yürüyerek? Aman tanrım ya. Galiba bir sürü ağaç yeme şey... Ben bunca yolu geri mi döneceğim, bir tane savaştım. Aha. Eşek var değil mi bu oyunda? Eşek sana bir şeyler getirebiliyor. Abi ama ben buna uğraşamam. Eşek ne ya? Geliyorum ağaç dostum, ölme. Ağaç dostumu yiyebiliyor muyum? Teknik olarak ağaç yiyebiliyorum.
Ay pardon. Şunun manasını çekeyim. Ölüyorum manaç. MB. Tamam, biraz küçümsemiş olabilirim. Işınlanma şeyi istiyorum. Hayatımda gördüğüm en kötü dükkan UI'sin ya Dota. Tamam, ışınlanma bıdısını aldım, ışınlanıyorum. Sihirdar büyüsü ne yüce bir icatmış ya. B tuşu bile ne büyük bir icatmış. Ben Dota 1 oynamıştım zamanında, çok eskiden de, o zamanlar da sevmiyordum. Warcraft mekaniklerinin imkansızlığında acı dolu bir oyundu aslında. Dota, LoL onun için çıktı zaten. Artık bu zorluk, garip, yakışmayan mekaniklere ihtiyacımız yok diye çıkmadı. Dota 2 ise o mekanikleri korumaya karar vermiş. 40 farklı dükkan, salak salak tuşlar, birim seçme falan. Gerek var mıydı acaba diye bir sorguluyor insan ya. Ne bu gökten bir şeyler ya? Abi skill'ler hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Ağaç yiyeyim. Büyücü minyonlardan da mana çekebilirsin demişti arkadaşım. Şu büyücü. Ama oraya gidersem ölürüm ya. Aa, niye stun yedim ben oradan ya? Your middle tower is under attack. Ya Allah Allah, niye böyle bir şey oluyor? Kafama yıldız düşüp duruyor. Ben kızdım, eve gidiyorum ya, yine kafama yıldız düşecek hoca. Aha kurye, merhaba kurye. Niye beni takip... Kurye değil miymiş acaba? Ben acaba şimdi neye öldüm? Kuryeymiş bu arada. Ha, bir şeye öldüm. Your middle tower is under attack. You get that dot from silencer. Okay, biri beni büyü yaparsam lanetlendiğim bir forma sokmuş düşmanlardan biri, o yüzden böyle olmuş. Her şey yolunda. 2 level fark açılmış ya. Şunu kurbağa yaptım. Bunu havaya zıplattım. Sonra da öldüm galiba. Ben bunları yeniyordum, şimdi niye bunlar beni yeniyor? Sanırım oyunu bilmiyor olmanın etkisi bir noktadan sonra açığa çıkıyor galiba. Öyle görünüyor. Tüh. Parayla canlanabiliyormuşum, o güzelmiş bak. Öf, şimdi ışınlanamayacağım da bekleme süresine girdiği için. Yürü babam yürü. Arkamdan bir zincir geçti, korku içindeyim. Merhaba 11 level Pudge. Abi ama bu ne 11 level adam? Ben 5 level'ım. Bir şey diyeceğim, ben LoL'de hiçbir zaman 5 level bir insan varken başka bir yerde 11 level bir insan yoktur, size onun garantisini verebilirim. Ama tabii benim salaklığımla alakalı büyük ihtimal birçok şey. Işınlanayım bak. Arkadaşımı kurtardım galiba. Ben bir 6 olsam hasarım olacak. Manam bitti bile. Üf. Normalde habire öldüğüm için manamın bittiğine yetişemiyordum. E yeteneğimle mana çekmem lazım adamlardan. Hiç kullanamadım onu korkudan. Çünkü yaklaştığım an kafama bir şeyler düşüyor. Aha 6 oldum. Ölüm parmağı. Hüp. Bu kadar çekebildim. Çünkü bak anında stunluyorlar. Yetenekler hapsedildi. Susturulunca demir parmaklıklar geliyor. İlginçmiş be. Şöyle bir mana emeyim. Mana yerken canımın yarısı gitsin. Aha, şimdi kafamda bu lanet var. Büyü yaparsam süresi uzuyor. Büyü yapmamam lazım. Yani ne salak bir oyun. Hiçbir şey anlamıyorum. Yani yetenekler görünür değil. LoL'de böyle etrafında küçük ince çerçeveler oluyor. Böyle bir görünürlük oluyor ya. O yok abi. Dünya, minyonlar, karakterler, bilir her şey iç içe. Böyle tamam grafikler güzel ama okunulabilirlik açısından bana pek hoş gelmedi. Bu botları almamı söylemişti adam.
Alabildiğimi alayım. Aha aldım. Oley. Işınlanma şeyi verin. Abi ya ne ki bu? Ne oluyor yani? Aa akşam oldu. Benden kötü feedleyenler var. Bana kendini öldür pis lolcu diyen adam daha çok feedliyor. Ya ne oldu lan? Lolcu olmadın da ne oldu? 1-5-1 oynuyorsun patates. Aha minyon kestim. Bu bir ilk. Hiç minyon kesmeye odaklanmadım daha önce ama. Susturuldum, hiçbir şey yapamıyorum. Hala hiçbir şey yapamıyorum. Genel olarak hiçbir şey yapamıyorum zaten son 5 dakikadır. Biz abi döve döve burada takılıyorlar yani. İntikamımızı al 14 level adam. Da kestiler. Okey biz patates. Büyücü minyondan mana çekeyim. Daha bir kere bile ultimi kullanma fırsatım olmadı. Ne kadar üzücü. Your middle tower is under attack. Verily. Bak kendi minyonuma vurdum. Öl. Aa kendi minyonumdan altın mı alabiliyorum? Kendi minyonumu öldürünce altın alıyorum. Bayağı kendi minyonu. Sonra da bu adamdan tek yiyorum. Çünkü yani. Param sıfır, paramı aldı galiba beni öldürünce. Güvenilir altın ve güvenilmez altın ve ölüm bedeli diye bir şey var. Ne bu abi, trafik cezası gibi ya. 3-0'dan 3-8 oldum. Dotacılar bana şu an sövüyor. Ben şu oyunu bilenlerin yanına gideyim. Onların arkasında durayım. Belki bana orada... Aha burada bir şey var. Sürat. Artık çok hızlıyım. Hah iyiymiş. Kurbağa yaptım bunu. Sonra havaya zıplattım. Sonra manasını çekiyorum. Taşıyorum ya bu oyunu. Değil mi? Ne oluyor? Şu an mesela ne oluyor burada acaba? Kim bilir ne oluyor? Toprak ve buz fırtınası var bir çeşit. Binaya yemiyor. Aa fortify. LoL'de de bu büyü vardı. Çok saçma bir şey olduğu için kaldırdılar. Sanırım gerçekten LoL dediğin şey bu. Dota'nın saçma şeylerinin kaldırılıp düzgün hale getirilmiş versiyonuna LoL diyoruz. Çok güzel. Ok yağıyor üstüme görmediğim bir yerden ve bu oklara ölüyorum. Bir kere bir ultiyi deneyeyim ya. Buraya ışınlanıp korumalıyım. Korudum. Şundan mana alayım. Bu ne? Menzil ve hasar diye iki seçenek çıktı. Hüner, menzil. Belki daha uzaktan insan hüpletebilmemi sağlar, mana doldurmamı sağlar. Önemli. Bu niye 3 tane bundan? Gerçek olanı bilsem beynine çakarım ultiyi. Bu da kocaman oldu. Çok kocaman oldu yalnız, biraz fazla. Ne arkamdan zombi falan. Abi ne oluyor bu oyunda ya? Nesin sen şimdi? Öldü. Burada bir mezar var. Mezarı kırmak gerekiyor. Çok fazla yaratık var. Ne oluyor ya? Oyun durakladı. Abi herkesin kafasına göre oyun duraklatabilmesi çok can sıkıcı bir durum. Bu ne tonlarca zombi? Yine durakladı oyun. Kurbağa yaptım ama kaçabilecek miyim? Havaya zıplattım. Koşuyorum.
Zehirlendiğim için öldüm. Dostlarım intikamımı aldı en azından. Yaşanan şeylerden neyin dost, neyin iyi, neyin minyon, neyin kötü olduğunu anlayamıyorum. Bu evet tecrübeyle düzelebilecek bir şey ama aynı zamanda bir dizayn hatası. Oraya ışınlanacaktım, iyi ki ışınlanmamaya karar vermişim. Neden bizim rakiplerimizin hepsinden üçer tane var? Bu bir eşya olsa gerek çünkü. Çünkü herkeste kopyalanma yeteneği yoktur diye düşünüyorum değil mi? Varsa şaşırmam gerçi de galiba item o bir çeşit. O bir çeşit kendini kopyalama itemi galiba. Evet bu da yaptı şimdi bak. Öldür reis beni direkt, hiç ben şey yapmayayım, öldürdü zaten sağ ol ya. Kule galiba çok önemli. Abi ne bu, Allah Allah. Ya besleyeceğimi biliyordum da oyunu bu kadar iyi başladıktan, böyle 3-0 başladıktan sonra beslemek biraz koydu. Hani çünkü beslemeyeceğim sandım 3 kill aldıktan sonra. Ama ilk tahminim doğruymuş, besleyecekmişim yani. Ölüm parmağı. Sonunda attım ultiyi ve kestim. Ölüm parmağı bebeğim. Yalnız yetenekleri atıyorsun, manan direkt bitiyor, LoL'deki gibi değil. LoL'de yetenekleri üçer kere atınca en azından mana bitiyor. Bunda her yeteneği bir kere kullanıyorsun, geçmiş olsun. Ya da belki bu karakter öyledir, mana doldurabilen bir şey var diye. Bu ne, 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 bu ne. İkisi, ben biri gerçektir diye düşündüm, ikisi de fake'miş. Hayır! Aha çok korktum ha. Ya abi gökten kafama yıldız düştü şimdi de. Şimdi susturuldum. Buraya gelmek kötü bir fikir gibi görünüyor ya sevgili dostlarım. Ah! Yeah free kill! Bizi dükkan. Şuraya gidiyorum. Bana bahşiş verdiler, teşekkür ederim. Önüme gelen adama Q attım diye bana bahşiş verdiler. Bahşiş vermek ne ya? Para mı veriyoruz? Keşke LoL'de de verilse. Yeee! Artık milleti havaya zıplatan eşyam var. Tam bir kitle kontrol makinesi olacağım. Milleti havaya zıplatıp manalarını çekeceğim. Küçük yaratık merhaba. Merhaba küçük yaratık. Şey diyorlar, Dota'da totemi yükseğe koyarsan daha çok gösterir, alçağa koyarsan daha az gösterir diyorlar. O yüzden çatıya koymuşlar totemi. Bu ne, yine 10 tane oldu herif anında tek yedim. Ya bu ne salak bir oyun ya. Biri bana, hadi bana Dota oynamayan biri burada ne yaşandığını anlatsın abi. Yani şu an Dota'yı oynayan, seven insanların LoL'ü neden küçümsediğini anlayabiliyorum. Yani yok kendi minyonunu kesmen gerekiyor, gizli dükkan, eşya tarifleri, 40.000 özellikli eşyalar, karışık karışık mekanikler ve görseller ama aynı zamanda LoL'ün neyden daha çok tuttuğunu da anlayabiliyorum şu an. Gerçekten yani hiç yeni oyuncu dostu değil. Hiç kendini açıklayan bir oyun değil. Hiç görsel klaritesi olan bir oyun değil. Eğer çok vaktiniz varsa, hardcore bir oyuncuysanız ve gerçekten böyle vaktinizi, zihninizi, enerjinizi yatırım yapacak bir şey arıyorsanız sanırım Dota içinde kaybolmak ve ustalaşmak için güzel bir şey ama abi çekilecek çile değil aynı zamanda ya. Şimdi bunlar hareket etmiyor, o zaman bu gerçek değil mi? Ya adam kuleye vuruyor, ben kuleden seken şeyleri öldüm şu an, bu ne ya? Şimdi kayboldu, Roshan mı kesiyorlar? Baron Nashor'un tersi Roshan, hani daha doğrusu Baron Nashor, Roshan'ın tersi. Dota 1'e bir
şey olarak. Ne denir ona? Referans olarak Baron'un adını öyle yapmışlardı LoL'de. Malum Dota 2'de de LoL'de de Dota 1'in orijinal yapımcılarından insanlar çalışıyor işte, Morella falan. Splattım. Oyun bitse de kurtulsak. Adam ne oradan kesiyor, çıldıracağım. Duvardan göremiyordur diye düşünüyordum ben, arada duvar var ya. Aa, ama açıklıymış duvar. Bu pencereden mi görüyor beni? Nereden bilebilirim ki? Nereden anlayabilirim ki? Bunlar inhibitor galiba. İki taneymiş. Kışla bunlar. Ah, Sweet Touch of Death. Sanırım sonunda kurtulduk. Sonunda yenildik mi, ne olduk? Adam bir tane skill attı zaten, her şeyden sekiyor maşallah. Sorry for feeding. 14 kere ölmüşüm. Evet, Dota 2 maceramız tamamlandı. Hayatım boyunca bir daha Dota 2 oynayacağımı düşünmüyorum gerçekten. Ama bugün böyle bir işte dışarı çıkayım, arkadaşımla buluşayım, Dota öğreneyim, video yapayım modunda böyle bir eser ortaya çıkardım 5-14'lük skorumla. Takımdaki en kötü kişi ben değildim. Bana kötü sözler söyleyen kişi benden daha kötü oynadı. En azından bunun gururunu yaşıyorum. İzlediğiniz için sizlere, bu videoyu sponsor olduğu için Asus ROG'ye teşekkür ediyorum. Siz de bu ürünü incelemek isterseniz aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Video açıklamasında ürünün linki mevcut. Görüşlerinizi bekliyorum. Dota hakkında, performansım hakkında ve bu laptopumuz hakkında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.